Selamlar dostlar, Macera Haritası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bisiklet aynası konusuna değineceğiz. Bisiklet aynaları özellikle arka tarafta olan biteni görebilmek, arkamızdan bize doğru yaklaşan cisimlerin nasıl hareketler yaptığını görebilmek için çok önemli bir aksesuar. Çok önemli bir aksesuardan öte bir ekipman diyebilirim. Size kendi kullandığım ve özellikle çevremden de olumlu izlenimler aldığım, ya bunu nereden aldın çok merak ettikleri ve hakikaten çok kullanışlı bir bisiklet aynasından da bahsedeceğim. Bisiklet aynası tasarımından bahsedeceğim daha doğrusu. Bir üründen değil de belli bir tasarımdan bahsedeceğim. Şimdi lafı fazla uzatmadan isterseniz detaylara bir bakalım. Gördüğünüz gibi benim bisiklet aynam bu şekilde. Ben bu aynayı Sporcu Pazarı web sitesinden almıştım. Eğer halen daha satılıyorsa açıklama kısmına link eklerim. Gerçekten kullanışlı ve güzel bir ayna olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öncelikle bisiklet aynalarının türlerinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bisiklet aynaları kaska takılan bisiklet aynaları veya gözlüğe takılan bisiklet aynaları ve aynı zamanda bisikletin üzerine yerleştirilen bisiklet aynaları olarak iki gruba ayrılabilir. Bu iki gruptan benim tavsiye ettiğim kaskın üzerine değil de bisikletin üzerine takılan bisiklet aynaları olacaktır. Ama elbette ki burada tavsiye etmek de aslında doğru olmaz. Benim tercihim diyebilirim size. Çünkü kişisel kullanıma göre kaskta olması çok daha pratik hale de gelebilir zaman zaman. Çünkü kaskın üzerinde olduğunda sürekli olarak kask takıyorsanız daha iyi bir şekilde arka tarafı görebilirsiniz. Yola bakışınızdan herhangi bir şey kaybetmeden direkt olarak hemen tak şu şekilde bakıyorsunuz. Kafanızı bile çevirmeden şu şekilde göz ucuyla baktığınızda her şeyi görebilirsiniz. O yüzden kullanışlı da olduğunu söyleyebilirim aslında bisiklet aynalarında. Ama kaskı bir çantanın içerisine koymak istediğinizde vesaire onu oradan sökmeniz, cırtçırtlı bir yapı olsa bile onu söküp başka bir yere koymanız vesaire gerektiği için ben bisikletin üzerinde duran bisiklet aynalarını çok daha kullanışlı buluyorum. Şöyle gelin size detaylarını tekrardan bir göstereyim. Gördüğünüz gibi aynayı bu şekilde konumlandırdım. İki farklı oynama kısım var. Bir buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Bir de şu arka tarafındaki ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca gördüğünüz gibi arka tarafta da kırmızı bir bölüm var. Bu bölümün içerisinde LED var. Bu LED de gördüğünüz gibi bu şekilde yanıyor. Pilini de değiştirerek tekrardan iyi bir pille iyi bir ışık alabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. Özellikle karşıdan gelen ayar araçlara karşı kendinizi uyarmak anlamında çok pratik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve gerçekten yararlı olduğunu da söyleyebilirim. Aynamız gördüğünüz gibi geniş açı bir ayna. Şöyle bir kolu var. Bu kolun uzatma kolunun olması çok iyi bir avantaj. Çünkü bazı aynalarda benzer tasarımda aynalar da mevcut olabiliyor piyasada. Direkt olarak buradan bir ayna çıktığında eliniz burayı kapatıyor. Eğer üste takacaksanız da yan tarafa şu şekilde takmanız gerekiyor. Yine de elinizle dirseğinizle görüş açınız dışarısında kalıyor. Elinizi şöyle ayırmanız gerekiyor. Yani şöyle elinizi tekrardan bir çekmeniz vesaire gerekiyor. O yüzden kesinlikle kullanışlı olmuyor. Ve ayrıca benim gibi siz de bisiklet kullanırken aralardan geçmeyi seviyorsanız ayna bazı aynalarda şu şekilde dışarı çıkıntılı oluyor. Ayna bu şekilde dışarı çıkıntılı olduğunda da gidon uzuyor. Ve aralardan geçerken de araçlara çarpma, başkalarına zarar verme, araçlara zarar verme gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yine kendiniz için de kaçmak istediğinizde, araçta çarpmamak için kaçmak istediğinizde kendiniz için de riskli bir durum oluşturabilirsiniz. O yüzden kesinlikle içe dönük aynalar kullanmanızı tavsiye ederim. Şuradan yan taraftan takılıp yukarı doğru uzayan çirkin tasarımlı aynalar da var ancak bu tasarım anlamında çok daha hoş durduğunu söyleyebilirim. Özellikle Harley Davidson'ın motosikletlerde bulunan ayna tasarımına da benziyor. Gerçekten çok şık bir tasarım var. İsterseniz bunu üst tarafa da takabilirsiniz. Şu şekilde üstten de getirebilirsiniz. Şöyle dışarıda takabilirsiniz. Şuradan dışarıda takabilirsiniz. Yani çok farklı kullanım senaryoları mevcut. Özellikle iki farklı ayarıyla birlikte çok daha kullanışlı hale geliyor. İsterseniz buradan, isterseniz buradan, isterseniz ikisinden de bir şeyleri kurcalayarak kendinize uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız burada aynanın en büyük dezavantajından bahsedecek olursak aynanın gördüğünüz gibi iki adet ayar kısım var dedik ya. Ayar kısımlarının yan taraflarında da vidalar mevcut. Örneğin şurada bir tane vidamız mevcut. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada bir tane vidamız mevcut. Biraz küflenmiş. Çin malı bir ürün olduğu için. Yani çok iyi malzeme kalitesine sahip diyemem kesinlikle. Özellikle bu benim ikinci aynam bu arada. Bu aynanın aynısından yaklaşık 1-1,5 yıl kullandıktan sonra ısı değişimlerinden kaynaklı olarak şu kısımdan kırıldı. Şu kısımdan ufak bir bisiklet devrildi ve devrildikten sonra da şuradan kırıldı. O yüzden malzeme kalitesi çok iyi olduğunu söyleyemem kesinlikle ama maalesef tasarım çok iyi. Yani tasarım çok iyi olduğu için kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çinli bir marka ürettiği için de malzeme kalitesine çok önem vermemişler. Bu tür tasarıma sahip iyi markaların ürünlerini de bulabiliyorsunuz internette. İyi bir araştırdıktan sonra bulabilirsiniz. Kesinlikle onları da almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tasarım kesinlikle en iyi bisiklet aynası tasarımı diyebilirim. Şimdi bir de yan tarafta vidamız var. Bakın bu vidayla da hem kadronun içerisine takıyoruz, gidonun içerisine yerleştiriyoruz. Hem de bu vidayla şu ayarın oynamasını da sıkabiliyoruz. Ancak sıksanız dahi başlangıçta hareket etmezken
Gördüğünüz gibi parlak bir yüzey olduğu için burası. Bir süre sonra hareket etmeye başlıyor. Yani sürekli titreşimli bir havada şu şekilde düşmeye başlıyor. Titreşimli bir yolda giderken bu şekilde aşağı kaymaya başlıyor. O yüzden bunu sürekli elinizle düzeltmeniz gerekiyor. Ancak çok titreşimli yolda sürekli düşüyor. O yüzden bir sıkıntı yaşatabiliyor insana. O yüzden ne yapabilirsiniz? Şuraya ekstradan bir aparat takabilirsiniz. Şuraya ekstra bir modifikasyon uygulayabilirsiniz. Yani kendi yaratıcılığınıza kalmış, kendi zihin yapınıza kalmış diyebilirim. Ama dediğim gibi tasarım anlamında çok pratik bir ayna olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi kullandığım bisiklet aynası bu şekilde. Özellikle trafiğe açık alanlarda bisiklet kullanıyorsanız arka tarafta neler olup bitiyor diye anlık olarak hızlı bir şekilde bakmak istediğinizde çok faydalı bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bisiklet aynalarının genelinden bahsediyorum bu arada. Ya sadece bu ayna için değil, tüm aynalar için kesinlikle almanızı tavsiye ederim ben. İyi kötü herhangi bir aynaya sahip olun, çünkü arka tarafı şu şekilde bakmak yerine hızlı bir şekilde şuradan köşeden bakmak çok daha pratik oluyor, veya kaskın üzerine bakmak çok daha pratik oluyor. Özellikle arka tarafa baktığınız anda çok kısa saliselik bir durum olsa dahi önünüzde olumsuz bir olayla karşılaşabilirsiniz. Veya arka tarafa bakarken bisiklet sağa sola çekmeye başlayabilir acemiyseniz. O yüzden kesinlikle ayna kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Çok hızlı bir şekilde direkt arkada neler olup bitiyor belki tahmin etmeyeceksiniz, ama belki de hayatınızın kurtulmasına sebep olacak. Arkadan gelen aracın size doğru yaklaştığını fark ederek hızlı bir şekilde sağa veya sola kaçacaksınız. O yüzden kesinlikle ayna kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benim kullandığım ayna da bu şekildeydi. Umarım video yararlı olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.